Türkiye'nin eski Washington Büyükelçilerinden Namıktan, Erdoğan ve Bahçeli'nin büyükelçiler krizinin ardından yaptığı açıklamaları Osman Kavala'nın tahliyesine hazırlık olarak yorumladı. 10 büyükelçinin açıklamasını kriz seviyesine Türkiye'nin taşıdığını söyleyen Tan, elçilerin krizi bitiren ikinci açıklamasını ise uçurumun kenarındaki Türkiye'ye Batı'nın uzattığı bir el olarak yorumladı. KHT Haber Merkezi'nden Deniz Gezin özel haber. Büyükelçiler Türkiye'ye ip uzattı, Türkiye uçurumdan döndü. Osman Kavala serbest kalabilir. Biden Kavala'ya Erdoğan'ın yüzüne söyleyecek. <laughs> ABD eski büyükelçisi Namık Tan, KRT TV'den Deniz Gez'e konuştu. 10 büyükelçinin Kavala çağrısını yorumladı. Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi. Açıklamalarla krizi tırmandıran Türk tarafı oldu. Bütün bu hadisenin kriz seviyesine çıkmasının yanlışlığı Türk tarafındadır. Uzlaşıyı da talep eden ayan beyan belli. Büyükelçiliklerde diplomatik bir yöntemle Türkiye'ye bir ip attılar. Uçurumun kenarından aldılar. Bunu yapmayabilirlerdi. O zaman yapacağımız hiçbir şey yoktu. Ortada kalırdık. 10 büyük elçi krizinin olası Erdoğan Biden görüşmesine nasıl yansıyacağını da değerlendiren Tan, ABD başkanının Kavala'nın bırakılması talebini Erdoğan'ın yüzüne karşı söyleyeceğini ifade etti. Anladığımız kadarıyla Roma'da zaman darlığı var. Yeni bir sorun yaşanmazsa Glasgow'da görüşecektir. Biden burada Kavala'yı Erdoğan'ın yüzüne karşı söyleyecektir. Türkiye'nin ayım kararına rağmen Kavala'yı serbest bırakmaması 30 Kasım Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündemine gelecek. Kavala bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım kararı çıkabilir. Ancak Namık Tan'a göre işler bu noktaya gelmeyecek. Çünkü Tan, Büyükelçiler krizi sonrasında Erdoğan'la Bahçeli'nin sözlerini belli bir hazırlığın işareti olarak görüyor. 30 Kasım'a kadar belli bir zaman kazanıldı. Bunun bir takım işaretleri veriliyor. Devlet Bahçeli'nin vatandaşlıktan çıkarılabilir sözü de bunun içerisinde. Bahçeli sanki bir hazırlığın işaretini verdi. Kavala serbest kalabilir. Namık Tan'a göre Erdoğan'ın diplomatları istemeyen kişi ilan edin talimatı verdim sözlerinden diplomatların haberi yoktu. Biz her şeye çok alıştık. Persona non grata denilen hadise son derece ciddi bir hadisedir. Ağzı alınıp başkasına kolay kolay telaffuz bile edilemez. Siz bunu son derece Duygusal bir şekilde siyaset meydanında konuşma yaparken söylerseniz bu çok yanlıştır. Erdoğan'ın söylemlerinden bu işi çözmeyi başarmış profesyonel diplomatların bile haberi olduğunu zannetmiyorum. Tan Senato'dan onay alan ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake'e ilişkinde değerlendirmeler de değerlendirmelerde bulundu. Jeff Flake'in Türkiye'ye ilişkin hiçbir fikri yok. Hatta Türkiye'nin yanından bile geçmemiş bir isim. Biz ABD'ye bir siyasetçi gönderdik. Onlar da buna mukabele olarak bir siyasetçi gönderdi. Ama bunun da belli bir avantajı var. Siyasetçi olması sebebiyle Biden'a bir diplomattan daha kolay ulaşır. Senatoda bulunmuş, üstelik Biden'a destek vermiş bir isim. Bu nedenle Biden özellikle onu seçti. Thank you Wendy